Evet, baş başa kaldık imarla. gerek istediğiniz gibi kendi aramızda konuşuyoruz artık. Şimdi ben daha fazla bir şey söylemeyeceğim. İşte 3 aşağı 5 yukarı girişi yaptım. Jüri adına belki de iki bir şey söylemek istedim. Tamam hocam, Tamar Bavuş. Ona söz veriyorum. Sonra sizlere meydan açacağız. Gerçekten her şeyi söyledin. Bu eskiden kolegyumlar biliyorsunuz mimara yapılan toplantılar olurdu. Ve biz birbirimizi bayağı hırpalardık. İşte 10-15 senedir şekli değişti kolegyumların. Ama bu tabii iyi mi kötü mü onu çok kestiremiyorum. Bir açıdan iyi. Çünkü yani bu türlü bir mimari çalışmanın birileriyle paylaşılması, siyasi yerle paylaşılması, işverenle paylaşılması, halkla paylaşılması iyi şey. Ancak bazı hatalar yapılıyor. Örneğin bu türlü toplantıları kolegyumu daha önce yapıyorlar. Biz mimari tartışmayı yapınca bu mimarlığın dışındaki kesimlerde bu farklı bir şeye yol açıyor. Burada iyi oldu açıkçası. Önce siyasi yapımda toplumun programının önünde gitmesi. Sonra bizim bize kalmamız daha iyi gibi geliyor bana da. Aslında girişte Arda şeyi anlattı, süreci anlattı. Biz isterseniz direkt sorulardan başlayalım. Onun için size soruları almaya başlayabiliriz. Mimarisiyle taşıyıcı sisteminin entegrasyonunu da çok başarılı bulduk. Hani bu açıdan da yapılabilir, kuvvetli buluyoruz. Sistem çözümlerini, özellikle kesitte ifade edilen çözümleri de çok gerçekçi bulduğumuzu söyleyeyim. Maliyet konusunda da onu tam kestirmek tabii biraz zor. Ama yapılabilir olduğunu düşünüyoruz. Yani umuyoruz yönetim arkasında duracak. Evet, Adnan Hocam siz bir şey söyleyin. Yani uçağla yapılamayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben zaten. Açıklığı çok fazla değil yani. En fazla maksimum 40 metre açıklığında bir köprü. Yani söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum ama maliyet konusu tabii biraz farklı olabilir. O da ancak gerçek proje çıktıktan sonra değerlendirme yapmak mümkün. Ama maliyetle görsel anlamda tartışılabilecek olursa çok da pahalı bir şey olacağını zannetmiyorum benim şahsım. Sivas'ın sembolü olabilecek bir köprü tasarlıyor.
gerçekten söylediler. Gelecek nesilleri de korumaya değer bulacakları bir proje olmasının önemine vurgu yaptılar. Sayın Bakanımız da şehir köprüden önemli, köprü mü şehirden önemlidir şeklinde bir yaklaşım göstererek projeye verdikleri önemi bizlerle de paylaştılar. Sizler açısından değerli soruyu kime yöneteceğim, projeyi yönetimine yöneteceğim veya onun başkanına yöneteceğim huzura yönetmiş olalım. Sivas açısından bu projenin çok detaylı göremiyoruz oradaki resmin dışında. Şehre değer katacak bu temennilerle örtüşen en önemli hususiyetleri nelerdir köprümüzün öğrenebiliriz. Çok teknik bir soru olmadı ama şehir bunu merak edecektir. Pekala. Şimdi bir şunu diyebiliriz. Üçüncü boyuttaki etkisini önemli, ben kendi adıma konuşuyorum. Her bütün diğer üyelerin kendi fikirlerini söyleyebilirler. Sivas'ın Kızılırmak Vadisi'nin yataylığında çok büyük bir düzlüğün içindeyiz. Üçüncü boyuttaki etkisini ben kendi adıma kuvvetli buluyorum. Sadece görünür değil de etkisi olarak bunu söylemiş olayım. Diğer açıdan insan ölçeğinde de başarılı buluyorum. Şimdi köprünün şöyle bir köprü tasarımlarının şöyle bir zorluğu oluyor. İster istemez taşıt ağırlıklı çözüm getirmek zorundasınız. Orada çok oynayacak bir şeyin durumunuz yok. İşte üçer şerit trafik yolu olması lazım. Hızlı tramvayın oradan geçmesi gerekiyor. Bu tasarım yaya ve bisiklet yollarını çok iyi entegre ettiğini ben düşünüyorum. Ve bu jürinin genel kararıydı aslında. Ve köprüden geçerken yaya olarak, aslında şey olarak da, araçla geçerken de, yaya olarak geçerken de, bisikletle geçerken de Kızılırmak'ın üstünden geçtiğinizi, herhangi bir noktada değil de bir köprünün üstünde olduğunu çok kuvvetli bir şekilde algılayacağınızı düşünüyorum. Yani o açıdan olan imajlara bakarsınız, bunu da görebilirsiniz. Yani herhangi bir karayolundan geçmiyorsunuz, bazı köprüler böyledir, çok standart karayolu köprüleri. Trafik yolu devam eder, fark etmezsiniz bile köprüden geçtiğinizi. Buradan geçerken ama çok net olarak özel bir noktada olduğunuzu, Kızılırmak'ın üstünde olduğunuzu, iki yakayı birbirine bağlayan bir yapının içinden geçmekte olduğunuzu hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Bu biraz böyle değerlendiriyorum bu sembol olma durumunu. Aslında bu sembol olma durumu şeyle ilgili, zamanla ilgili. Yani siz belli kriterlerle bir şey karar verirsiniz ama o zaman içinde önemli ya da önemli olmaması zaman içinde belli olur. Yani pek çok sanat eseri de böyledir. İlk anda aynı değerde bulamayabilirsiniz. Bunun da zamana bırakılması gerekecek. Yani bunun içselleştirilmesi gerekecek ve ondan sonra belki gerçekten bir değer olduğu anlaşılabilir. Arda Bey'in söylediği bu tabii teknik bir durum. Projelerin değerlendirilmesi, hani böyle içeri girdiğinizde şu olsun, bu olsun diye olmuyor. Çünkü siz 100 proje arasından bir değerlendirme yapmak durumundasınız. Olmayan projelerden değerlendirme yapamazsınız. Dolayısıyla gelen projeleri değerlendirdiğiniz zaman bir projenin yani sorunsuzca ilk üçe kadar çıkması, ondan sonra bazı değerlerle tartışması gerekiyor. Burada da birinci olmasının en büyük kriteri o oldu. İlk üç arasında üçüncü boyuttaki değeri diğer iki projelerden biraz daha ileride olduğu için bu birincilik ödülü verildi. Ben doğrusu bunun gerçekten ileride bir değer olacağını düşünüyorum. Gelecek. Evet. Şimdi deyince Sayın Ömer Bey'in aslında sorusunun içeriğinde de bir bağlam var. Daha çok tarihsel bir bize referans veren bir simgeselik mi? Böyle bir değer. Yani konuşmalar sanki öyle bir çağrışım evet. Yaptırıyor ama evet. Ben açıkçası zaten o ilk resme bakınca öyle bir şey işte, yakalamak istedim. Şimdi Arda Hocam'ın bahsettiği buradaki simgesellik daha çok yani köprü yapı kabuğu ile ilgili bir değer. Yani şimdi bizim burada genel bir yanlış anlayış itibariyle algılandığı için söylüyorum bunu.
sanki tarihsel bir değeri, bir olguyu ya da bu noktada simgeselle ulaşmış bir şeyi tekrar belli bir noktada kullanmak gibi algılanıyor. Yani Sivas'a ait bir tarihsel bir izin sürekliliği bağlı. Yani buradaki bahsedilen simgesellik başka bir şey. Yani işte Tamer Hoca da söyledi. Bu zamanla belli olacak. Kabullenişle ilgili bir şey. Bir de köprü kavramı ile ilgili bir değer, bir üçüncü boyut ve ona ait bir simgesellik var. Bizim burada bahsettiğimiz, yani bu noktada kullandığımız değer algısı bu yönde. Açıklandığı zaman bir anda tüm basında kopya olması ile ilgili bir şey yer aldı. Siz de gerekli açıklamayı yaptınız da ben sadece seçerken hiç kendi aranızda bunu konuştunuz mu diye merak ediyorum. Bunu seçiyoruz ama daha sonrasında böyle bir eleştiri aldık mı diye şey düşündüm. Ben başlayayım hocam ya. Önümde durduğu için hemen atlamış gibi olmayayım diye şey yapıyorum. Peki, eleştiri alır mıyız? Böyle bir şey tabii konuşulmadı. Konuşulabilir dedi. Şimdi birkaç boyutu var. Ama belli bir benzerliğinin olduğu işte Şeyh Zayed Köprüsü de konuşuldu. Ama bunun bir değerlendirme kriteri olmadığına karar verdik. Şimdi o da şöyle bir şey var. Herhangi bir mimari tasarımın benzerlik üzerinden değerlendirmesini çok, yine kendi adıma konuşuyorum, çok yanlış buluyorum. Şimdi böyle değerlendirmeye başlarsak mimarlığı bir biçime indirgemiş oluyoruz. Bu da en başta mimariye zarar veren bir şey. Çünkü şuradan baktığımız zaman çok benziyor dediğiniz anda mimari eşittir formdur demiş oluyoruz. Aslında çok katmanlı biliyoruz. Mimarinin çok çok fazla katmanı var. Ve aslında bunu toplum anlatmakta da zorlanıyoruz. Mimar ne kadar çok katmanlı olduğunu, ne kadar farklı noktalara temas etmeye çalıştığını. O yüzden ben kendi adıma bu benzerlik üzerinden herhangi bir değerlendirme yapmayı çok anlamlı bulmuyorum. Hani jüri dedi, biraz böyle bir yol izlendi. Öte yandan şimdi öyle bakmaya başlarsak, o işte bu köprü birisine benziyor olabilir, başka birisinin başka birisine benzediğini fark etmeyebiliriz. Hani böyle bir polisiye araştırmacı gazetecilik, araştırmacı hafiflik gibi bir şey süreci de olmaması gerekir diye düşünüyorum jüri süreçlerinde. Bu yüzden özetle strüktürün tekrar işte belli bir açıdan silüette benzerliği var ama bir sürü açıdan da çok özgün tarafları var. Hiçbir şekilde bir bunu bir tartışma ya da değerli kriter yapmayan diye konuştuk. Orada bitirdik. Biz bu tartışmayı bir de şuraya bıraktık. Bu tartışmadan en çok birinci ödül alan ekibin etkileneceğini ve o ekibin buna bir çözüm arayacağını ya da bulacağını da eminiz diye düşünüyorum. Evet. Özünde de aslında. Özünde de bu var. Evet. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Jüriye bu noktadaki eleştirilere de ben tabii ki eleştiri yapılabilir. Ama burada 14 proje ödül aldım. 107 proje içerisinde ödül alan proje gruplarına baktığım zaman birbirine çok farklı çözümleri öneren ve farklılıkları, çeşitleri olan projelerin bu ödül grubuna taşındığını görebiliriz. Öyle ki yani şimdi baktığımız zaman birinciye benzer bir projenin 14 proje içerisinde olmadığını görüyoruz. Yani aynı kabuk sistemi üçüncü boyuta taşımıyor. Yani o üçüncü boyutu ilişkisi itibariyle söylüyorum. Yani sadece birinci üzerinden değil de diğer 14 diğer yani bütün o ödül alan proje üzerinden bir bakış açısının yapılması gerektiği diye düşünüyorum. Teşekkür. Sonra şeyde
geçmişe bakıyorum. Sanki bu kartmanların maliyatlar ödemesi sizin o kartmanlarda durduradığınız beklentiyle daha yakın gibi hissediyorum. Hangi noktada böyle bir simgesellik son bir açıkta da işte bu sıralama hemen cevap verip uzak edildi. Yani o çok kullanmamış diye tartlandı. Uzaklar çok öyle. Evet ama yani çarpma her şeyi bulamazsınız. Onun yani yarışmasını keşfetmesi gerekmiyor. Yani çok böyle şey gibi bir altı hissetmişim ben. Tam yani bunu bekliyoruz, öbürünü bekliyoruz. Sakın böyle şeyleri yapmak. Yaratan bengili bir izleyicilik. Belki de yanlış. Şimdi biz şartlar, belki dikkat etmişsiniz, şartlamada özellikle çok fazla şey vermedik, veri vermedik. Hatta hatırlıyorum, kavşakların öteki taraflarını istemiyoruz dedik. Yani kentin işte şeyine kadar, tarihsel bilmemize kadar gitmeyin. Yani sınırlamaya çalıştık durumu daima. Ama yani o sizin çıkarttığınız anlamı doğrusu bizim şey yaptığımız, bahsettiğimiz çok şey yapamıyorum. Çıkartamadım doğrusu. Şöyle ben de hatırlıyorum şartnameyi. Üç şey var. Aslında evet çok sade bir şartname. O açıdan başarılı belki de. Bir, bu sembol, bu kelimeyi kullanmış olabilir şartname ama sembolik değer. İki, yaşantıların zenginliği. Çünkü bu işte tam da dediğin gibi şey. Bu çok önemsiyor. Üç, yapılabilirlik galiba. Yani ekonomiklik yapılabilirlik. Kabaca buydu. Hani burada belli bir şey ağırlık kazandı diye yorumluyorsam çok emin değilim öyle mi? Burada bir yarışma süreçlerinde hepsini eşit yapalım, belli yüzdeler verin diye gitmiyor. Hani belli bir eleme yöntemine gidiyor. Öyle görüyorsam hani onu belki öyle görmek mümkün olabilir. Hani sadece bir şeye mi ağır veriyor ama buradaki yaşantı zenginliği açısından ikisini iyi bir araya getiriyor diye ben yine kendi adıma hissediyorum. Hani bu yaşantıların işte belli bir hikayesi olması hem köprünün ana yapısının üstünde hem onun dışında bu konsol yapıda birlikte olması, bir noktada birleşmeleri gibi noktalar açısından ve işte bu daha hatırlanabilir diyelim, sembolik dediğim de o olma etkisi açısından sanki onları optimum olarak çözdüğü için belki de birinci oldu. Yani mesela sizin proje yaşantı açısından çok zengindi. Yani o çok net olarak sanıyorum raporda da vurgulanmıştı. O açıdan çok oraya işte mansiyona gelmesi şeyi o oldu mesela. Öyle sanki herhalde her yarışmada öyle optimizasyon şey olur, %100 ağırlığı budur, bunu önemsedik gibi bir şey yok. Biz sanıyorum ki şartlama hazırlanırken de neye önem vereceğiz, nasıl bir şey seçeceğiz diye bir şey asla aklımızda yok. Önemli bazı beklentilerle yola çıkmadık diye düşünüyorum. Şimdi bu projenin dışında başka bir proje daha var. Tabii ki bunun ölçeği farklı. O projeden de bahsettim aslında, kentsel tasarım için büyük bir proje. Sonrasında bu proje, köprü projesi, işte uygulandığınızda oraya entegre olacak. Yani köprünün üzerinde yayalaştırma, yaya daha fazla yoğunluk verme. Veyahut işte geri planda düşüneceğiniz olgularla yaşantı kavramına müdahale etmiş olabilirsiniz. Sadece köprü platformu içerisinde bunu sağlamanız çok doğal değil. Çevresiyle düşünmek gerekiyor, yani çevresel ölçekte. İşte bu diğer projeyle entegre olduğu zaman, doğru ölçekte çözümler bulunduğu zaman, demin de bahsettiğimiz bu simgesellik ya da sembolik, çünkü her şeyin içerisinde bir sembolik değer arayabilirsiniz. Söylediğimiz gibi bu katmanlarla ilişkilidir, orada koyduğunuz fikirle ilişkilidir, çünkü bu ya da taşıdığınız bazı olgularla ilişkilidir. Yani diğer projeyle düşündüğümüz zaman hani projenin entegrasyon açısından böyle bir yönün olduğunu da düşünmek gerekiyor. Ben de söylediklerim bu kadar. Benim tam bu noktada bir sorum olacak. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Kızıl Irmak projesi kentin gündemindeki önemli konulardan bir tanesi. Önemli projelerden bir tanesi. Özellikle belediyenin Bağat silsilesi içerisindeki en önemli projesi. Yani köprü projesinin önce yapılmış olması proje bütünlüğü açısından bir kaygı oluşturabiliyor mu? Kentsel tasarım projesi üzerinde bir proje bütünlüğü etkisi açısından bir değerlendirmeye layık bir konu. Evet.
Teşekkürler. Evet, yani jüri başkanımız tabii sağ olsun şey yaptı. İki proje yarışmasında jüri üyesi olduğum için. Aynı zamanda Sivaslı. O çalışmada yürüyor değil mi? Evet, tabii ki. Şimdi onun formatı farklı yalnız. Bu projenin farklılığı şu. Kısaca ondan da bahsettim. Davetiyeli bir yarışma. Yani şey, daha ön seçimli. Davetiyeli yanlış oldu. Şimdi o ölçekleri köprüler çıkacaktır. Hatırlayamıyorum, Sayın Bakan mı söyledi falan. Hani biz bir tane köprü değil, belki 10 tane köprü yapacağız. Şimdi o ölçeğe farklı. Ama şu anda o açılan bir bulvar, bir açılması düşünen bir bulvar var. İşte biliyorsunuz üniversiteydi. Üniversite iki noktadan bağlanıyor. Böyle güçlü bir aks var. Bunun üzerinde yani o idari mekanizmanın şeyidir. Öncelik olarak zaten bunu bir an önce hayata geçirmek istiyorlar. Ben de doğru buluyorum. Yani köprü yarışmasının önce açılmasını. Çünkü o entegrasyon açısından da hani şey. Yani buradaki köprünün izlerini taşır mı bu kadar farklı bir şeyde bir köprü beklemeyeceğiz tabii ama hani oradaki diğer proje mühendislerinin yapacağı şey önemli. Ama orada üzerinde tekrar belli noktalarda köprüler çıkacak. Ama buradaki durumda düşündüğüm zaman o çünkü Recep Tayyip Erdoğan bulvarı anladıkça kısa zamanda yapılması planlanıyor. Ama diğer projenin de uygulama şansı etap kısmı düşünüldüğü için yani buna öncelik verilmesini ben doğru buluyorum. Öncelik ses açısından cevap alayım ben sorayım. Şey, sana benzerlik ya da kopya tartışmaları fazla çekildi. Kopyaların gerçekten herkese rahatsızlık olur diye düşünüyorum. Fakat bütün bu tartışmalara meydan hazırlayacak bir benzerlik olduğunu da varsın olmadığını söyleyeyim. Bunun biraz dışından bakarak yani benzer bir formu daha önce Dubai hiçbir bağlamda hiçbir şeyden söz edemeyeceğimiz tamamen böyle Disneyland gibi bir yerde düşünülmüş bir Dubai göreceli olarak bir benzeri Sivas'a da getirip yapılabilecek olması yani en azından ürünün olan olanak vermesi ne derece mümkün? Bu konuda yani orada olan bir şeyi aynen ya da benzerini buraya da yapsak bunu köprü olsa bile bu kadar gün ömründen dolduğu bir konu olsa bile bağlamından gerçekten bu kadar olabilir. Çünkü bu konudaki görüşünü buradan başlayalım. Peki şimdi tabii köprü bağlam açısından en belki de bağlama referans vermesi verecek en küçük tipolojilerden bir tanesi. Hani nispeten daha jenerik yapısı itibariyle ister istemez. Şimdi tekrar şöyle görüyorum samimi olarak. Evet taşı sistem andırıyor ama ben kendi adıma o köprünün deneyimini önemsiyorum. Ve köprü deneyiminin hiçbir benzerlik olduğunu düşünmüyorum samimi olarak. Hani biri iki tane taşı sistemin arasından geçiyoruz. Yaya sistemi onun dışında konsol artıyor. Öbüründe ortada duran ikiye bölünmüş bir şey var, taşıt köprüsü, yayaların kenarından daha bir şeyler geçiyorlar. O bağlamda baktığımızda benim adıma yani belli bir açıdan benzerlik var ama köprü deneyimi açısından bir benzerlik yok. O açıdan rahat olduğumu düşünüyorum. Yanılma payı dahil olmak üzere. Ama oradan taşındı, orada değil de şurada olsaydı o benzerlik kabul edildiğim gibi değerlendirmiyorum açıkçası. Severiz. Hakikaten de
gördüm herkesin üstünü sonra. Gözleri parladı, çılgınlar gibi. Yani bayağı bir şekilde çalışmaya başladım. Fakat gördük ki, yani biz şeyi anlayalım. Bu böyle gençliğini çözelim. Yani niye? Siz jüri olarak hiç bunu değerlendirdiniz mi? Evet, belediyenin böyle almış olduğu bir karar var. Yani üç şerit gidiş, üç şerit geliş, önünde üstünde bir tramvay hattı. 300 bin kişilik bir şehirden bahsediyoruz. Yaptığımız yol hem kadar. Bir de ortasında bir tramvay var ve bu işte yani acaba bunu sorguladınız mı? Ve bir tek ben bu noktada ya arkadaşlar acaba vazgeçsek mi? Acaba işte bunu içerikliğimi düşünürsek ama siz bir problem çözüyorsunuz. O problemi konuşturuyoruz. Yani ne yapıyoruz? Problemi değiştirmek yani şartlarını değiştiriyoruz. Bir şekilde başlamış olduk ve bitirdik. Yani dolayısıyla hep kafamda şu soru işaretleri vardı açıkçası. Birincisi üniversite yeri doğru mu? İkincisi bu yeni şehir gelişme alanı bu Sivas'ın geleceği için ne kadar doğru bir karar? Onu ama sıklıkla konuştuk yani bana yapmalar benim topraklar doğu dedi, doğu değil dedi yani bir sürü ağaç dedi, hiçbir meyve vermedi. Belki üniversite orada mı olmalıydı? İşte orada dedi, şimdi bir sürü ülke problemleri vardı gibi. Yani belki de şehrin geleceği açısından başka şey olmayan gelişme olacak bu. Ne kadar zamanda olacak bilmiyorum. 20 sene yani Türkiye. Dolayısıyla ama yine de yani biz 20 senelik bir gelişme sürecinden bahsediyoruz. 300 bin kişilik bir şehirden bahsediyoruz. 6 şeritli bir yol. Bana bu şey geliyor yani çok gereksiz geliyor yani. Siz jüri olarak acaba bunun üzerinde bir etkiniz olabilir mi? Yani böyle bir şey tartışıldığı mı? Yani başkanla, işte bu karar alan teknik grupla, bir fikir alışverişinde bulundunuz mu? Yani bunun bir dönüş olabilir miydi? Yani bu aynı zamanda kendi aramızda burada konuşuyoruz. Yani yarışmalar anlamında, yani yarışmalar tabii ki hiçbir zaman için en mükemmel sonucu ortaya çıkartmıyor. Yani hepimiz işte biz düşünce geliştiriyoruz. Olabileceğin en iyisini yapmaya çalışıyoruz da. Acaba yani en baştan bu karar üzerinde düşünüldü mü ve durup dönüş olabilir mi? Gördüm ben geçtiğim ucuna geldim. Başlamışlar da yapmaya yani. Üniversite tarafından ama bilemedim yani bana bu şöyle Sivas ölçeği için çok şey geldi. Yanlış geldi. Ölçeği. Ya doğrusu bunu tartıştık. Fakat aslında kavşağa kadar olan kısmı da biz büyüttük. Problem sadece o 70 metrelik geçiş alanıydı. İki kavşak arası değildi. Zaten kavşaktan geliyor akslar. Sadece ortada bir nehri geçtiği alan var. Köprünün yapılacağı bir alan var. Aslında orası da ama yani biz o böyle bir imar planına gelen şeyi doğrusu tartıştık. Yani çok şey olduğunu da dedik ama bu bizi aşan bir konu. Şey açısından, yani etki açısından bir an önce bir köprünün yapılması için bir yarışma isteniyor ve hani o çok süreci uzatan da bir şey. Bir de gerçekten burasının planı yapılmış. Yani bizden sadece bir köprü isteniyor ama biz o köprüyü, acaba o geçişi sadece köprü değil bu bulvarın nasıl canlandırılabileceği konusunda bir çalışmanın nasıl olabileceğini anlamaya çalıştık. Doğrusu dediğiniz gibi şeye etkimiz olmadı açıkçası. Yuvar plandaki o büyük aks şeyde konuşulduğunu hatırlıyorum ben de ilk şartlarını hazırlamak için buluştuğumuzda hani değiştirilebilir mi? Yani. Gerek var mı? Çünkü birçok açıdan katılıyorum. Bence de şehrin oraya doğru büyümesi, verimsiz topraklar da olsa emin değilim Kızılırmayan'a kadar şehir uzasın, uzamasın. Ya da hakikaten böyle o kesitli bir yola ihtiyaç var mı? Köprünün tasarımını da çok etkiliyor. Çok ağırlaştı falan. Ama Tamer Hoca'nın dediği gibi köprüyle sınırı kaldı etkiliyiz. Ben kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Sivas nüfusu 340 binlerde kent merkezi. Üniversite kampüsünde şimdi 40 bin öğrenci var. Bunun 5 bin tanesinin yurtlarda kaldığını düşünürsek yaklaşık 30 bin kişilik bir sirkülasyon var. Bir de Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi. Kampüste yaklaşık 60-65 bin kişi bazı günler dolaşıyor. Şimdi güçlü bir aks yok. İki tane tarih giriş olarak değerlendirdiğim zaman. Şimdi demin ki söylediğimiz kavramlarla da ilgili bu en sonunda. Şimdi siz burada böyle bir platform oluşturuyorsunuz. Şimdi
işte araçlar geçecek. Bir de Yenişehir kavşağıyla üniversite arasındaki buluşma noktasında bir yoğunluk artırımı söz konusu. Yani köprünün yapıldığı andan itibaren imar açılacak alanlar var. Nüfusun da bu bölgede artacağını düşünmek lazım. O yüzden hani ilk etapta baktığımız zaman gerçekten en boy ilişki itibariyle aslında köprü olmaktan tabii kendi sizi o noktada şey yapıyor, yücüğü de bu noktada tartıştı zaten. Ama bu yoğunluğu da düşünüp şey yapmak lazım. Yani 70 bin kişiyi sirküle eden güçlü bir aksın varlığından bahsetmek lazım. Aynı zamanda bu yoğunluğa referans edecek en güçlü noktanın burası olduğunu düşünmek gerekiyor. Bunları düşündüğümüzde çünkü yani bu akışı, karşılıklı akışı iyi beslemek gerekiyor. Yani bu biraz artırmış olabilir şeyi. Ama inanın Beşiktaş Mahallesi evet. Her mahalle birkaç milyonluk mahallelerde yaşıyoruz ve böyle bir şey yani az da planlama yarışması açalım. Hemen sorumuz. Abi sorumuz. Erdem Güzel, benim sorum şu hakkında olacak. Değerlendirmelerinize az çok bahsettim. Ben jüri raporlarına baktığımda 5'e 3 çoğunlukla seçildiğini gördüm. Yani aranızdaki bu çelişki ne oldu? Yani ikilem oluştu. Birinci yönü seçildi. 5-3'teyiz. Yani birinci kriterleri ne oldu? O ayak yarışmada yani o. Şimdi bakın yani son 3'e gelmiş projede artık bir kişinin ona oy vermez, buna oy vermez meselesi değildir. O 3 proje zaten buraya kadar bir şekilde gelmiştir. Yani o jüri tarafından getirilmiştir. Yani orada artık birisi ona oy vermiş. Yine oy vermiş meselesi değil de çünkü artık birinci ile ikinci ve üçüncüyü tartışıyorsunuz. Yani birinci projeyi ikinci elemede götürüp falanca projeyle tartışmıyorsunuz. Sadece yanındakiyle tartışıyorsunuz artık. Yani ikinci olabilecek ya da birinci olabilecek. İkinci bir iki projeyle tartışıyorsunuz. Yani hatta bunu açıkça söyleyebilirim. Üçüncü projede hiç tartışılmadı. Yani birinci ikinci. O üçüncü de geldi. Ama birinci ikinci arasındaki tartışma tamamen uzak algı, yakın algı konusunda netleşti. Stüdyal çözüm konusunda netleşti. Çünkü artık oraya gelmiş o iki projeyi daha geriye götürüp bir başka projeye kıyaslama olanağımız yok oraya kadar. Bütün jüriyenin ittifakıyla gelmiş projeler olduğu için. Yani bu teknik bir durum tabii. Yani o yüzden orada hani iki kişi oraya vermiş, üç kişi oraya vermiş meselesi. Ben hani yok, onu sormadım aslında yanlış anladınız. Hani birinci ve ikinciyi belirleyen şey kriter neydi? İşte buydu. Bahsettiniz. Evet, yani üçüncü şey boyuttaki uzak yakına algı meselesiydi. Yoksa ikinci proje de birinci olma çok yaklaştı. Gerçekten çok yaklaştı. Bir de yarının bir dahili var mı? Yani sürecin bir altı konu var mı? Hemen cevap vereyim. Yok. Net olarak. Belediye başkanı zaten jüri toplantı sırasında orada değildi. Yurt dışındaydı. Ve şeyler açıklama açıklama biliyorsunuz. Herkese telefonları birinciyi ben aradım. Fakat üçünün ikinciyi Erdemler'in Neşe'ye bakmıştım. Falan filan. Asla. Yani burada şunu atlamamak gerekiyor. Jüri her ne kadar mimarlık camiası için bir değerlendirme, projeyi değerlendirme yapıyorsa da işveren için de bir proje seçmek durumunda. Yani hem bu yarışmanın geleceği açısından önemli hem de o konu açısından önemli. Çünkü yani idarenin benimseyemeyeceği ya da şey yapamayacağı bir projeyi seçmek de çok doğru bir yaklaşım değil. Yani onun yapılmama ihtimali süratle artmaya başlıyor. Öte yandan jüri aynı zamanda şeyin idarenin çıkarlarını da şey yapma, gözetmek durumunda. Yani onun beklentilerini de biliyor. Nasıl bir şey beklediği konusunda. Ama bunu formüle etmek gerekiyor. Şunun zaten görevi o. Dolayısıyla yani idare içinde mi dışında mı derken seçim konusunda herhangi bir dahil olmamasına rağmen her seferinde şey danışmanlarımız o konuda bize bilgiler verdiler. Tartıştılar. İşte su konusunda, işte ne bileyim sürdür konusunda. İdari konuda bilgiler verdiler. Ama
seçim konusunda asla bir şey olmadı. Ben soruyu zaten derneğin kişi sahiplenmesi anlamında sordum. Evet. Geçmişte mesela idareye rağmen seçilmiş. Bu nedenle inşa edilmiş. Mesela 2 gün bir sürü. Evet. Tek gerekli. Sorun bu işte. Bir de köprü. Yok, onu başka sorun. Orada da bazı sahipsiz konusu yani. İdareye rağmen gerçekten idarenin kucağına koyulmuyor. Bunu sahiplenme ihtimali gerçekten uçurulur diyor. Bahsettiğim gibi başımıza çok da geldi. Hani tabii bütün bu olup olup tavsiyonları yapıyoruz. Fakat bize de yarışma ortamının çiftleri olması sabrı olarak umarım en kısa idare de işareti, güne de işareti. Umarım en kısa zamanda icat o yolu önemsediyor. Köprü yapmış görünüyor. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kesin söz vereceğiz. Vereceğiz de biz konuyu bitireceğiz. Ondan sonra. Başka soru. Dinleyicilere çok bir şey. Evet. Kolegim soru cevaplar bittiği için biz söz hakkı birinciye veriyoruz ama lütfen şeyi eleştirilere cevap alma konusunda bir şeyiniz olmasın. Yani bu bir yuvarlı tartışmadır. Size verebilirsek çünkü sizin bu konuda bir dahiliniz yok. Yani sizin projeyi seçen bir jüri. Yani siz beşinci de olabilirsiniz. Önemli değil. Onun için yani bu konuda bir şeye girmeyin diye söylüyorum. Doğru bir şey daha. Ben de Sivas'ta mimarlık yok galiba. Var. Öğrenciler görüyorum da. Öğrenciler projeleri geldi. Bu yoğunluktan dolayı, protokol yoğunluğundan dolayı yani salonda şey olmuş, projeleri daha bir sevgilerdi. Projeleri gezdiler. Yani salon biliyorsun, 2 kişilik bir salon. 2 kişilik salon olduğu için öğrencilerimiz de var şu an, 2 kişi de burada. O yoğunluktan dolayı şey yapacağımız gibi. Yani protokol bitmeyecek zaten. Haklısınız. Yani, biz de buraya çıkamayacağız diye düşünüyorduk yani. Evet, arkadaşlar da son sözlerini söylesinler. Evet, biz sözü verelim. Kim konuşacaksınız? Evet. Çünkü sözcüğünüz kimse. İstersen şöyle. Gel istersen şöyle. Biraz süreci anlatmak, şartnameden ne anladığımızı paylaşmak istiyoruz. Yani bizim için bu köprü yarışmasını yapmaya karar verdiğimiz zaman heyecanlandık tabii. Çok mimarların, başta Arda Hoca'nın da söylediği gibi çok karşılaştıkları bir durum değil köprü tasarlamak. Dolayısıyla hani başta neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda önemli kuşkularımız vardı. Çok araştırdık. Ama burada özellikle mesela köprünün kentle üniversiteyi bağlıyor oluşunun simgeselliği bizim için önemliydi. Ondan sonra bu işte bir üst ölçekte yarışma yapılıyor ve Kızılırmak'ın iki kenarı rekreasyon alanları olacak. Dolayısıyla o köprünün sadece işte o iki şeyi kenarı ırmağın iki kenarını birleştirmenin ötesinde o rekreasyon alanlarıyla nasıl ilişki kuracağı çok önemliydi. Bir de bu kamusal alan yaratma potansiyeli de bizim için önemliydi. Dolayısıyla tüm bu bizim için önemli gördüğümüz şeyleri değerlendirdik ve sürece başladık. Tabii şey olarak mesela teknik olarak bir asma köprü yapma gerekliliği yoktu. Biz bunu işte daha sonra yani şeyden önce hatta hatırlıyorum. Ta en başta herhalde bir asma köprü yapmayız diye de konuşmuştuk ama işte sonucu görüyorsunuz. Çünkü orada işte tarihi köprüler var, bir su taşımacılığı vesaire yok. Ama bu görünür olma meselesini de, konstrüksiyon, strüktürü sergileme meselesini de önemsedik. Yani biraz tasarımı özellikle yönlendiren bunlar oldu. Şeyde mesela o simgeselliği
işte çok uzaktan algılanma falan gibi tarafları var ama bizim açımızdan haftalarımızda da gösterdik onu. Biraz kenti biz daha geleneğin simgesi olarak, çünkü içinde çok önemli tarihi yapılar var, onu simgeliyor gibi de düşündük şeyi. Üniversiteyi daha işte bilim, çağdaşlık, gelenekle çağdaşlık arasında bir köprü gibi de algıladık. Ve bunu o mevcut köprüleri de göz önünde bulundurarak, yani onlar da işte çok gözlü köprüler, hepsi bir takım kemerlerden oluşuyor. O kemerler bugün nasıl yorumlanabilir diye düşündük. Yani sonuçta çağdaş bugüne ait bir köprü yapma niyetimiz vardı. O köprü işte haftalarımızda anlattık bunları, mutlaka ilgilenen insanlar görmüşlerdir nasıl ifade ettiğimizi. Onlar işte böyle asma köprüler giderek işte şeye doğru, üniversite tarafına doğru yükselen kemerlere dönüş. Teknik olarak bunlar hep kemer. Bunlar, bu özellikle kamusal alan yaratma potansiyeli de bizim için önemli. Mesela Alişan'ın sorusu da önemli bence ama biz mesela burada onun dozunu da önemsedik. Yani sonuçta bu köprü gelip geçilen de bir yer. Dolayısıyla onun ne ölçüde olması gerektiği de bizim için önemliydi. O iki tarafla kurduğu ilişkinin yanında o işte suya yaklaşma biçimiyle onu oluşturmaya çalıştık. Tabii yani bu düşüncelerle şeyi oluşturduk, projemizi oluşturduk. Şu doğrudur, yani birçok köprüyle form benzerliği vardır. Bu biraz bize göre biraz yani morfolojik bir durum. Yani bugünün çağdaş dünyanın biçim diliyle alakalı bir şey. Yani bu dili seçmiş olan bir sürü başka köprü de var. Onların hepsi de birbirine benziyor. Ama bizim burada bizce yarattığımız çözümler, işte yaya taşıt ayrımı, o yaya bisiklet yolu ve onlar için önerdiğimiz alternatif durumlar, işte rekreasyonla, rekreasyon alanlarıyla kurduğumuz bütünlük, o şeyin, terasların suya yaklaşma biçimi, kamusallık, yani kent yaşamına kattıkları ölçek, işte kullanıcı deneyimi, Arda Hoca'nın söylediği gibi, yani o Dubai Köprüsü'yle çok çok farklı ölçekli bir yapı ya da başka benzerleriyle. Bunlar bizim için çok önemliydi. Biz doğrusu şartnameyi bu anlamda doğru cevaplar, yani oradaki sorulara doğru cevaplar verdiğimizi düşünüyoruz. Yani güvenerek de yolladık projemizi. Sonuçtan da elbette memnun ve çok mutluyuz. İnşallah yapıldığını da görür. Hep birlikte üstünden bisikletlerimizle geçeriz. Söyleyeceklerim özellikle bunlar. Başka sorusu olanlar varsa ben de memnuniyetle yanıtlarım. Teşekkürler. O zaman çok teşekkür ediyoruz katılmanız için. Oturumu sonlandırıyoruz.